görenin makamına göre tecelli eder. Gören günahkar, asi, cürüm sahibi ise veliyi sakalsız görür. Halbuki veli sakalsız olmaz. Görülenin noksanı değil, görenin noksanıdır. Gören kendi makamına göre görür. Onun için bir şeyin kemalatının asliyetini görmek, mislini görmek çok zordur, müşküldür, mümkün değildir. Misalini görürsün. Resul-i Kibriya'yı misliyle, risaletinin hakikatıyla göremezsin. Cibril aleyhisselamı risaletinin, Cibril makamının hakikatıyla göremezsin. Onu dahi Fahri Kainat 2 kere asli suretinde gördü. Sahabe suretinde görüldü. Şu halde Cibril aleyhisselam melektir. Ben nurani bir veli gibi gördüm. Hayır, veli gibi değildir ki melek. Misliyle değil, misaliyle görülür. Sofinin birisi rüyada veya zikir çekerken şeyhini görüyordu. Şeyhinin kulakları haşa eşek kulağı gibi kocaman. Allah Allah, bir gördü, 2 gördü, 3 gördü, şeyhi görünce ahvah etti. Şeyh de bildi kerametler. Dedi, Sofi nedir derdin ahı figan? Yok kurban, bir şey yok. Ya söyle canım. Yok efendim. Ya ayıplı bir şey olsa da söyle. Kurban çok ayıp ama ben seni eşek kulaklı görüyorum dedi. Doğrudur. Sen bir daha zikir çekerken beni görürsen yanına bir ustura al. Şu kulaklarım normal kadar bir kesiver dedi. Allah razı olsun. Olur kurban. Şeyhin kulağını Sofi düzeltecek. Usturayı koydu. Allah Allah derken koca kulaklı şeyh geldi. Usturayı bir vurdu, kendi sağ kulağı koptu. Allah aman figan, kulak gitti. Kendi sağ kulağı. Şeyh gördü, Sofi ne haber? Kurban bizim kulak gitti. A oğlum, eşek kulaklı sendin. Gördün mü benim kulağımı kesmedin, seninkini kestin. Muhteremler, rüyada, keşifte şeyhi noksan görmek Sofi'nin kendi suçudur. Sakın ola ki şeyhin kulağını kesmeye kalkmayın. Sizin kulak gider. Hep edepten gidiyorum. Gidelim yolumuza, gidelim. Allah kadirdir, kerimdir. Ya Muhammed Arabi imdat. Ya Resul-i Kibriya imdat. Ya Habibi Üda imdat. Muhteremler, Allahu Teala ve Dekettas Hazretlerinin kamilleri idrakımızın dışında Allah'a itaat ederler. Süleyman bin Mihran ismi şerifi Süleyman bin Mihran, babasının ismi Mihran, Mihran'ın oğlu Süleyman, ve lakin A'meş ismiyle maruf idi. Kûfe'ye hicret edip oraya yerleşti. Kûfe'de doğdu. A'meş lakabıyla meşhur oldu. Hazreti A'meş hadis ilminde 100.000 hadisi şerifi ravileriyle bilen hafızdı. 100.000 hadise ezber ravileriyle bu rivayet etti, bundan bu rivayet etti, bundan bu rivayet etti bilirdi. İlmi çok yüksek, sıdkı çok azim. Zamanının Kûfe'de Allahu Teala'nın kitabını ondan güzel okuyan kimse yok. Onun kadar anlayışlı, sorulan suallere onun kadar şeriata uygun fetva veren bulunmazdı. Daima ölümü düşünür, ona hazırlıkla yaşar. Uykudan uyandığı zaman yatağının başına teyemmüm taşı koyar, abdest mahalline varıncaya kadar abdestsiz kalmayayım diye taşta teyemmüm eder, bir adım abdestsiz basmayacak. Ben Allah'tan abdestsiz ölmekten korkarım der. Ölümün ne zaman geleceğini kimse bilmez. Belki teyemmüm edersem abdestli ölerim diye 3 metre 5 metre yakınındaki leğene gitmeden teyemmüm ederdi. Kıraat imamıydı. Hadis hafızı, kıraat imamı, fıkıh alimi. 70 seneye yakın yaşadı. Bütün namazların cemaat kıldı. Yani kurban öyle bir mesele ki bu. Bunları anlamak, anlatmak çok zor. İmam-ı Azam Hazretleri bir gün Hazreti A'meş'in yanına geldi, müştehid-i izam. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre Allah-u Teala kimin gözlerinden görme hassası alırsa ona karşılığında ne verir diye sordu. A'meş cevabında Allah-u Teala mükafat olarak bana sıkıntı, ağırlık verenleri görmekten kurtardı diyerek gözlerinin beşeri görmesinde niye gözlerin yaşarır sorusuna cevap verdi. Hazreti A'meş insanların gafillerinin arasına girerse gözlerinden su akardı. Bunu bir daha diyeyim ne olur. Gözleri yaşarırdı. Kendine dediler ki neden senin gözlerin yaşarıp duruyor? Ağırlık veren ahmak kimselere bakmaktan gözlerim yaşarır. Kamillere bakarsam yaş gelmez derdi. Muhteremler, insanların ahmalına bakmak göz yaşartırsa ya onlarla oturup kalkmak insanı ne hale getirir? Allah inandırsın, ben bilmiyorum. Eğer nefsimi tutabilseydim parça parça doğrar, hayvanların önüne yem olarak atardım sözü ile nefsin kötülükteki azim meselesine insanları işaret ederdi. Yani nefis o kadar şerlidir ki insanın eline geçse parça parça etsin. Ona uymak ne kadar zahmetli, ne kadar çok zor denilmesinin cevabını verirdi. Geceleri hiç uyumaz. Uzun sıcak günlerin susuzluğuna daima tahammül eder. Neden böyle yapıyorsun denildiğinde ben yer değiştirdim. Gündüz yemeğini geceye, gece uykusunu gündüze aldım. Bunda bir zorluk yoktur derdi. Yani bunun manası gecelerin niçin uyumuyorsun, gündüzleri neye devamlı oruç tutuyorsunun cevabıydı. Ben yeri değiştirdim. Gündüzleri yemem, gece yerim. Geceleri uyumam, gündüz uyurum cevabını verirdi. Meşhur bir defa lalınları çalındı. Ömür boyu takunya giymedi. Neden dediler? Dedi tamah edip de çalanlara veba olmasın, vebal olmasın diye lalın giymiyorum. Hırsızlık ederler, bir daha çalarlar, onları günahkar etmemek için giymiyorum. Hazreti Amir bin Abdullah el-Anberî, kamillerin sıfatından bahsediyorum. Onların kulaklarının nasıl olduğunu idrak etmemiz için. Tabiinin evliyalarından. Hicri 55 senesinde, miladı 674 senesinde Kudüs'te vefat etti. Hazreti Ashab-ı Kiram'dan Hz. Ömer, Hz. Osman, Abdullah bin Mesud gibi büyükleri gördü. Hz. Ömer, Hz. Selman'ın Farisi'den hadis rivayet etti. Az yer, çok ibadet eder, hiç evlenmemiş, hali bir yerden bir yere gitmek üzere hazırlıklı bir yolcu gibi dünyaya hiç dönüp bakmazdı. Önce sıfatlarını sayıyorum, sonra haline geçeceğim. Geceleri namaz kılar, gündüzleri daim oruçluydu. Namaza durduğu zaman şeytan önüne gelip secde edeceği yere yatardı. Bunu ahali görüldü. Namaz kılacağı zaman iblis önüne secde mahalline yatar, cemaat görüldü. Sonra şeytan gelip secde edeceği yere uzanır. Bunun farkına varıp şeytanı secde yerinden eliyle kovardı. O namaz kılarken şeytan yılan şekline girer, gömleğinin içinden girer, kolundan çıkardı. Dediler, niçin şeytana böyle zırha gösteriyorsun? Vallahi ben namaza durduktan sonra koynuma girip gömleğimin kolundan çıkanı, bu yılanı hiç haberim yok. Allahu Teala'dan öyle korkuyorum ki utancımdan onunla uğraşacak vaktim yok derdi. Bir gün, şimdi sıfatlarını anlattım hali. Bir gün bir kafile yolculuğuyla epey yol alındı. Korkunç bir yılan önlerine çıktı. Kafileyle beraberler. İçlerinde Amir bin Abdullah Hazretleri var. Cemaat dehşete kapıldı. Telaşa düştü. Şeyh dedi, aslandan korkmayın. Allah murad etmedikçe bir şey yapamaz. Yakaladı, ağzını tuttu. Aslan görünce sakinleşti. Aslanı bıraktı gitti. Bir gün Abdullah bin Mesud sahabeyi güzünden, Allah Resulü'nün ulu sahabesi Abdullah bin Mesud Hazretleri bir vadiye geldi. Cemaat hacca gidiyor. Haç cemaati. Baktı ki vadinin başında duruyorlar. Niçin girmiyorsunuz vadiye? Efendi Hazretleri, ya Resulullah'ın sahabesi, içeride bir aslan vadide olduğunu söylüyorlar. Korkumuzdan giremiyoruz. Beni takip edin. Takip ettiler. Aslan cidden vadinin ortasında duruyor. Aslana dedi, utanmıyor musun, bunlar Allah'ın haç yolcuları? Niye bunlara eza edersin? Çekil buradan git. Aslan gitti. Abdullah İbni Mesud Hazretleri yüksek bir taşın üstüne çıktı. Ey haç yolcuları! Vallahi ben Resulullah'tan işittim. Allahu Teala aslana hitap etti. Ya aslan, kim benden korkarsa sen ona ilişme. Benim korkumu unutup her şeyden korkanları ye, parçala. Dedi, siz Allah'tan korkmadınız, ondan korktunuz. Ben Allah'ı biliyorum, o benden uzaklaştı. Muhteremler, bela musibetler hep böyledir. Allah'ı bilene ilişmez. Allah'ı unutana çeşitli gelir. Kimine kendisine, kimine oğluna, kızına, kimisine karısına, kimisine sıhhatine, kimisine parasına çeşitli bela gelir. Ta ki aczini, günahını hatırlasın, tövbekar olsun. Rabbim, bana cesedime gelen şu hastalıktan, oğluma, kızıma, aileme gelen şu halden beni koru. Ya Rabbim şifa ver. Ben günahlarıma tövbe ediyorum. Ya Rabbim bin bir tövbe ediyorum dersek, Allah musibeti 1000'den 1'e kaldırır. Hastalığı mikroptan, mal noksanını alışverişten, evlatın isyanını çoluk çocuktan bilirsek Allah belayı artarır. Şu 20. asırda insanların başına gelen musibetlerin çoğu her şeyi sebeplere bağlayıp Allah'ın azametini unutmalarından doğru geliyor. Her şey sebeple. Müsebbibi hakiki Allah'ı unuttuğumuz için kim Allah'ı ne ile unutuyorsa belası unuttuğu şeydendir. Yani unutmasına sebep olan şeydendir. Parasını çok seviyorsa para musibeti gelir. çocuklarını çok seviyor, Allah'ı onunla unutuyorsa çocukları bela olur. Karıyı unutuyorsa, yani hakkını, hukukunu, karının hukukuyla Allah'ı unutuyorsa karı isyan eder. Çokları geliyor, efendim hanım kaçtı, 6 aydır yok. Geçen 2 kız çocuklu bir baba geldi, genç daha. Bir senedir hanım kaçtı, şimdi hastanelerde. Kızlara baktım, biri 6-7 yaşında, biri 8 yaşında, koşuyorlar. Kimse demiyor ki ne günah işledim de belam geldi. Ya Rabbim pişmanım yok. Dövdü sövdüyse helallaşma yok. Allah bu belayı eksiltmez. Aslandan anlattık. Böyle bilirse bu zatın hali nasıldı? Kışın şiddetli soğuklarda Amir bin Abdullah el-Anberî Hazretleri abdest alacağı zaman sıcak su akardı ibriğinden. Mahmut Hoca, Amir bin Abdullah Hazretleri kışın şiddetli soğukta abdest alacaksa ibriğinden sıcak su akardı. Sabreder, oruç tutan, karnı acıkırsa ibriğinden süt akardı. Soğukta abdesti sıcak su, acıktığında ibriğinden süt akardı. Allah bilen böyle olur. Şu halde mürşid dediğimiz, ehlullah dediğimiz zat-ı mübarekler budur. Vefatına yakın hastalığı arttı. Ağladı. Niçin ağlıyorsun dediler. Vallahi ben dünyadan ayrıldığıma, dünyanın safhasına ağlamıyorum. Uzun gecelerde namaz kılardım. Sıcak günlerde oruç tutardım. Ölünce bu amellerim kesilecek. Yapamadığım amellerimi, yapamayacağım amellerimi ağlıyorum. Kalbimde Allah-u Teala'nın sevgisi, muhabbeti yerleşen kimse ne gecenin uzunundan ne gündüzün sıcağından haberi olmaz buyurdu. Ammâr-ı Yâser Hazretleri Anadolu evliyasından Bitlis'te büyüdü. İlim tahsili için Bağdat'ta Necmettin Ebu Necip Suhreverdi'nin talebesi oldu. İcazet aldı. İlmini ikmal etti. Yeniden Bitlis'e geldi. İnsanları hak yola davet etti. Miladı 1253 senesinde ahirete intikal etti. Bir gün Ammâr-ı Yâser Hazretleri rüya gördü. Yarın git meyhanede vaaz ve nasihat eyle. Onları doğru yola çağır. Uyandı, istiğfar etti. Ya Rabbim ben ne amel ettim ki meyhanede vaaz edeyim? Bunu noksanlık sandı. Yani camiler, halk dururken meyhaneye gidip de ben ne estağfurullah, ya Rabbim bu ne hikmettir. Ertesi gün böyle esef edip düşünürken talebesi geldi. Hocam kürsünüzü meyhaneye mi kuralım, camiye mi kuralım? Allah Allah, Sübhanallah. Oğlum bu haberi nereden aldın? Size tembih eden bize de kürsüyü meyhaneye kurun dedi, ondan aldık. Oğlum gidin meyhaneye kürsü kurun. Şehrin 30 tane meyhanesi yok ki. Şehire geldiler, meyhaneye kürsüyü koydular. Allahu Teala'nın azametinden, aşk muhabbet keyfiyetinden, nimetlerinden, hikmetlerinden bahsetti. Bu sırada genç bir kimse Ammâr-ı Yâser Hazretlerine dedi ki, muhterem hocam, Allahu Teala'ya nihayetsiz hamdü senalar olsun. Zira hal sahibi bir zat bana derdi ki, kamil bir hoca meyhanedeki kendisinin Allah'a şükreden kimse naklediyor Ammâr-ı Yâser'e. Şükürler olsun. Kamil bir zat bana derdi ki seni Allah dostu meyhanede de olsan gelir bulur derdi. Şükür olsun sen geldin. O zatın duası makbul oldu. Ben Rabbimin lütfuyla kemalata erdim dedi. Muhteremler, insanın gönlü Allah'ın muhabbetine, Allah dostlarına meylederse Allah-u Teala meyhanede olana dahi bir kamili göndürüp hidayet ve irşad eder. Muradımız Allah olmalı. Çok azim bir meseleye geldik. Allah bize idrak anlayışı versin. Nedir bu başımıza gelen belalar? Nedir bu kolumuzdan, vücudumuzdan, karımızdan, çocuğumuzdan çektiğimiz haller diye şikayet edenlerin kulakları çınlasın. Şimdi çok azim bir kıssa ile bunun sebebini arz etmeye çalışacağız inşallah Teala. Amir bin Dinar Hazretleri şöyle naklediyor. Önceki ümmetlerin birisi deniz kenarında bir sahile gitti. Allah aşkına bunu dinleyelim. Bu çok tatlı bir kıssa. Orada yüksek sesle bağıran birini gördü. Bağıran diyordu ki, beni görün. Beni gören kimse başkasından asla İbret almasın. Ey cemaati Müslümün, asla kimseye zulmetmeyin. Allah intikamını alır. Beni görenler başka bir yerden ibret almasın. Benden ibret alın. Benim halim ibret almaya değerli. Allah aşkına kimseye zulmetmeyiniz. Sokuldular. Nedir senin halin? Senin nereden, niçin ibret alacağız? Ümmet-i Muhammed sokuldular. Mübarek nakletti. Ben bir zamanlar emniyet mensubu idim. Polis, jandarma gibi. Bir gün deniz sahiline geldim. Mustafa Hoca, bu çok tatlı bu kıssa. Burada bir balık avlayan kimse gördüm. Emniyet mensubu sahile geldi. Adamın birisi balık avlıyor. Balık avladı. Ben dedim avladığım balıktan bir tane ver. Vermedi. Sat birisini. Satmadı. Emniyet mensubu olduğundan kamçımı aldım. Döve döve balığının birisini gasp ettim. Eve balığı sallaya sallaya geliyordum. Balık eve yaklaştığında parmağımı ısırdı. Muhteremler, balık zaten dışarıda ölür. Sudan çıkarsa ne bileyim kaç dakika yaşar, eve gelene kadar diri olması mümkün değil. Balık elimin parmağımı kaptı. Dişlerini geçirdi. Ben çıkaramadım. Eve geldim, zorlayarak balığın ağzından parmağımı çıkardılar. Şişti, kabardı. Balığın dişlerinin izleri göz göz yara oldu. Hekim dedi, parmağını kesmezsek bela olur. Sen kangren olmuşsun. Parmağımı kesti. Şiş arttı, elim şişti. Elini kesmişsek musibet olur. Elimi de kestiler. Arttı ayrı sancı, kolum şişti. Musmar oldu. Kan devran etmez hale geldi. Karaciğerin tepside durduğu gibi. Kolunu kesmezsek kangren oldun, ölürsün. Kol da gitti. Ne zaman pazıma doğru kolumdan şuraya ne deriz, pazı değil de göğsüme doğru şişlik yayılınca feryat figan koştum. Göğsünü de kes, oranı da kes, her taraf gidecek. Koştum. Dalları arasında bir ağacın gölgesinde uyudu. Mahmut Hoca ne yaptı? Uyudu. Mahmut Hoca uyumadı. Adam uyudu. Rüya gördüm. Nurani bir zat yanıma sokuldu. Senin uzuvların kaç kere kesildi, hiç mi intibaha gelmezsin? Hiç mi uyanmazsın? Hiç mi gafletten kalkmazsın? Balık adamı öldürmez ki. Sana kul hakkı geçti. Git helallaş, yoksa senin bütün vücudun çürür dedi. İşte biz bunu anlamıyoruz muhteremler. Ne geldi sebeplerden? Balıktan. Balık parmağını ısırdı. Parmak gitti, bilek gitti, kol gitti. Hep balık ısırdı. Balığın sahibinin dövülerek alıp ahı figan ile, zulüm ile aldığını düşünen yok ki. Nurani şahıs senin kaç kere vücudunu kestiler, hiç mi uyanmazsın? Git sahibiyle helallaş. Uyandı, sevindi, sahile gitti, balıkçıyı buldu. Ellerine ayaklarına kapandı. Efendim ben köleyim, sen sultansın dedi. Balıkçı şaşırdı. Aradan kim bilir ne kadar vakit geçti. Hayırdır? Niye sen köle olasın? Efendim falan gün seni döve döve balığına alan emniyet mensubu benim. Allah aşkına benim belamdan beni bağışla. Hayrola? Parmak gitti, bilek gitti, pazu gitti, omuz gitti. Allah aşkına balığı helal et. Dur. Benden helal etmekle adalet yerine gelmez. O da demek arifi billah bizatmış balıkçı. Dur, ben helal ettim desem adalet yerine gelmez. Çünkü benim ahımdan senin kol gitti. Benim bir balığın karşılığı bir kol olamaz. Ben senden de helal dilerim. Gel gel elimize gidelim. Eve götürdü kolu kesiyi. Bahçeyi kazdı, 30.000 dinar çıktı. 1 dinar altın paradır o zaman. Dirhem bozuğu, dinar denilirse altın para. Bir yere evinde kazdı, 30.000 dinar çıktı. Dedi al, balığın karşılığı senin kolun 3 defa kesildi. Şu 10.000 dinarı altına al, sen de bana helal et. Biz bunu ömrümüzde düşünmedik. Şu 10.000 dinarı da eşine, dostuna, akrabana ver. Şu 10.000 dinarı da fakirlere dağıt. Senden helallaşalım. Benim bir balığın hakkı 3 kere ameliyat ettirmez. Ya doğru Allah için. Bir de kafa sallayıp yine yumma gözüm. Sizin gafletiniz bana tesir ediyor. Kardeşim yapmayın Allah için. Böyle bir ibret, hak sahibi, aleme ibret. Kulun günahı ne? Gelen belalar neden? Hiç düşünmediğimiz için ne olur ibret alalım. Zaten bahis, ibret alın. Hak sahibini unutmayın. Başınıza gelen her bela, bir musibet muhakkak bir zalimlikle mazluma zulmettiğinizden gelirin bahsi. Bari ibret alalım Allah için. Ben sana helal ettim git demem. Çünkü balığın karşılığı 3 kere ameliyat olmaz. Şimdi senin bende alacağın çıktı Mustafa Hoca. Gel evime gidelim. Eve gitti. Bahçeyi kazdı, 30.000 dinar çıkardı. 10.000'ini saydı, dedi bu senin istediğin yerde sarf et helallığın için. Bu 10.000 dinar da eşin, dostun için. Şu 10.000 dinar da fakir fukara için helallaştılar. Kolu kesilen uyandı. Dedi Allah aşkına bana nasıl beddua ettin de parça parça kestin. Dedi ben doğrusunu söyleyeceğim. Sen bana vurup balığı zorla alınca Allah'a şöyle niyaz ettim. Semaya başımı kaldırdım. Ağladım. Sonra ya Rabbi onu da beni de sen yarattın. Ona kuvvetli, beni zayıf halkettin. ona taarruz, zulmetme, bana sabır verdin. Onu, zulmünü benden çevirmedin. Öyle bir bela ver ki ona, aleme ibret olsun. Öyle bir kudretini göster ki, senin kudretinle aleme ibret olup hakkaniyetini, kudretini idrak etsin. İşte benim bu duamdan senin kolun 3 kere kesildi. Ama al şu 30.000 dinarı, 30.000 altın, 10.000 ile helallaşalım. Ya burası çok zor.